Herkese merhabalar. Yaklaşık 1-2 saat önce şehrimizde yaşanan kadın cinayetinin buruklığıyla açıyorum bu akşam programımızı. Allah'tan rahmet diliyorum her ikisine de. Sizler de duymuşsunuzdur. Çok üzüldüm. Yine bir kadın cinayeti. Bu akşam konuklarım Sayın Engin Türal, Deva Partisi İl Başkanı ve Sayın Semih Güller, İlçe Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi kırmayıp yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkürler ayrıca. Trakya Burada TV Medya Grubu adına da çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de buradan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu akşam yalnız bırakmayan, sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden bütün vatandaşlarımıza da buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Engin Bey, sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Evet, Engin Turan 1978 doğumlu. Evet. İktisat mezunuyum, ekonomi mezunuyum. Sigorta acentesiyim, aynı zamanda gayrimenkul işiyle uğraşıyorum. Evet. Sürekli sosyal hayatın içinde Engin Turan. Evet. Sürekli sokakta. Bu sadece siyasi hayatta değil. Evet, evet, yani bu yeni yaşadığım bir süreç değil benim. Bundan öncesi de böyle geçiyordu. Bundan sonrası da herhalde artık bundan sonra da böyle olacağız. Sürekli sahada olacağız. Evet. Engin Turan kısaca böyle. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Tabii ki soracağım ama evet. Sırayla. Evet. Semih Bey, sizi de tanıyorum efendim. Merhabalar. Semih Güller. 31 yaşındayım ben de. Evliyim. Ticaretle uğraşıyorum. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet veren bir şirketim var. Evet. Ben de başkanım gibi aslında siyasetten öncesinde de sürekli sahada vatandaşla olan, iç içe olan birey olarak da yaşayan... Aktif bireylersiniz. Evet, aktif. Evet, evet. Değil mi? Sonradan evet. Siyasete karışmış evet, olmuşsunuz. Evet, evet. Evet, niçin siyaset? Sizi çeken ne oldu? Neden Deva yani, Partisi? Zehra... Hepsi böyle sıra sıra dizdim ama... Yok, Zehra Hanım şöyle söyleyeyim. Siyaset artık hayatımızda bizim olmazsa olmaz. Evet. Yani gerçekten biz bunu sokakta konuşuyoruz. Bazen gençlere de bunu dile getiriyoruz. Şey söylüyorlar ya, biz siyasetle ilgilenmiyoruz falan. Hayır, yani böyle olmamalı. Siyasette belki biz ilgilenmiyoruz ama bugün evet. Görüyoruz siyaset bizimle sonuna kadar ilgileniyor. Evet. Bütün hayatımızı belirleyen aslında siyaset değil mi? Doğru evet. Söylüyorsunuz ama işte herkesin de fikre saygı duymak gerekiyor. Şüphesiz. Saygı duymak lazım şüphesiz evet. Ama birilerinin de bu işi yapması lazım. Evet, doğru ama işte o yüzden evet. Zaten şu evet. An olduğunuz yerde. O yüzden buradaysınız. Herkes yapsaydı belki olamayacak. Belki de bir durum var. Belki de. Semih Bey, aynı soruları sizin için de tekrarlayayım. Niçin siyaset sizi çeken ne oldu ve neden Deva Partisi özellikle? Yani dediğimiz gibi hayatımız aslında bir siyaset. Biz siyasetle uğraşmasak dahi, siyasetin içerisinde olmasak dahi evet. Siyaset hepimize ilgileniyor. Yani bu sebeple tabii belki daha öncesinde de siyasetin içerisinde olabilirdim. Benim bu zamana kadar hiçbir siyasi parti veya üyeliğim yoktu. Bu Deva Partisi ile ilk evet. Defa siyasete başladım. Peki neden Deva Partisi? Neden Deva Partisi? Ben tabii partinin kurulduğunu duyduktan sonra televizyon kanalında, ondan sonra internet sitesi üzerinde başvuruların olduğunu duydum. Evet. Bunun üzerine parti programını ve internet sitesine girerekten parti program ve tüzüğünü okuduktan sonra evet. Deva Partisi orga bir mail attım. Evet. Ondan sonrasında da tabii aslında oraya girerken yani maili atarken ki ilk düşünce ama direkt partinin içerisinde veya teşkilatlarda olmaktan ziyade siz, parti... Pardon, kurucu musunuz? Evet. Anladım. Biz bu basamaktan başlıyoruz. Evet. Evet, ne güzel. En baştan beri başkanımızla biz beraberiz. Evet. Yaklaşık 14 ay oldu. Parti tabii geçen yıl Mayıs-Haziran ayı gibi biz de görüşmelere başladık. Evet. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 90 kişi vardı. 90-96 kişi yanlış hatırlamıyorsam. Bunun üzerine tabii siyasi girdikten sonrasında benim gibi oraya başvuran insanların her türlü siyasi kökenden veya siyasi düşünceden olduğunu, tam böyle bir karma yapının olduğunu düşündüm. Akabinde görüşmelerin sonucunda Deva Partisi'nin kurucu üyeliğinde vasfıyla siyasete girmiş oldum. Hayırlı uğurlu teşekkür olsun ederim, demek sağ düşünüyorum. Yani şüphesiz öyle. Başkanım da hatırlattı, aynen katılıyorum. Yaklaşık 14 ay oldu ve hiç birbirini tanımayan insanlar bir araya geldi. Ha, tamamen bu çatıda birleştiniz. Kesinlikle evet. Tabii şimdi Deva'yı özellikle diğer partilerden ayıran en büyük özellik bu zaten Zehra Hanım. Yani ben işte şu şahsı, Ahmet Bey, Mehmet Bey fark etmez. Ben bu şahsı il başkanı olarak buraya atıyorum. Hmm. Bu bizde yok. Anladım. Evet.
biz normal mülakata girer gibi iş başvurusu. Adamcılık mı deniyordu? Öyle bir tabir var. Yani evet, çok kullanmak istemediğim bir tabir. Evet evet. Normal iş başvurusu yapar gibi bütün iller, Türkiye'nin bütün illerindeki il başkanlarımız bu şekilde seçildi. Evet, göreve geldi. Belli süreçlerden geçtikten sonra buralara geldik. Güzel de oldu, keyifli de oldu. Evet. Çünkü diğer süreçlere benzemiyor. İşte bütün arkadaşlarımız görüyorsunuz hepsi genç. Evet. Emin olun bunu irdeleyin. Hem genel merkez bünyesinde hem bütün teşkilatlarımız bünyesinde aynı profilleri göreceksiniz. Evet. Güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Evet. İnşallah sizlerin üstünden hayırlı i̇nşallah, olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Engin Bey, yeni ve yükselmekte olan bir partinin il başkanı olmayı nasıl tanımlarsınız? Peki? Heyecanlı. Heyecanlı. Evet. Tek kelimeyle mi? Çok heyecanlı. Yok, ben daha açmanızı istiyorum. Açarız tabii ama gerçekten çok heyecanlı. Evet. Bunu sahaya çıktığımızda artık iliklerimize kadar hissediyoruz desek yeridir. Evet. Özellikle ama özellikle genel başkanımızın etkisi çok büyük. Yani hiç kimse diyemez ki işte... Ali Bey'in de şu zamanda şöyle 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 eksikleri oldu. Evet. Onun bize çok büyük katkısı var. Sokakta Ali Bey'in selamıyla gittiğimiz zaman herhangi bir dükkanın kapısını çaldığımızda inanılmaz bir teveccühle karşılaşıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor zaten. Etmez mi? Tabii evet. ki ediyordur yeni kurulan bir parti. Evet. Zaten bahsettiğimiz süre gerçekten kısa bir süre. Evet. Peki Semih Bey, aynı soruyu size de sorsam. Gurur verici. Evet. Gerçekten... birbirini tanımayan insanların bir araya gelerekten bir çatı altında, Deva Partisi çatısı altında bir araya gelerekten çıktığımız yolda her gün daha ailemizi genişleterek katılım sağlayaraktan vatandaşımızın gerçekten bence gurur verici ve güzel olduğunu inanıyorum. İlk başta başladığımızda bir avuç insan kadardık aslında. Genelde öyle oluyor. Tabii yani, evet, evet. Ama günün sonuna geldiğimizde, baktığımızda ben Deva Partisi'nin olmaktan gerçekten gururluyum. İlçe başkanı olmaktan da gurur duyduğumu söyleyebilirim. Evet. Şu an peki Türkiye'de olanlar konusundaki düşünceleriniz neler? Ben bunu genel anlamda soruyorum sizlere. Birey olarak da, il başkanı ve ilçe başkanı olarak da. Özellikle ülkemizde son dönemde yaşananlar, hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda gerçekten böyle iç açıcı şeyler değil açıkçası. Yani bunu toplumumuzun her kesiminde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ya tabii bu siyasal kısmını konuşmaktan ziyade ekonomik kısmını, bireysel olarak ekonomik kısmını konuşmak daha doğru olacak. Özellikle son 3-4 aydır bu toplumun yaşadığı darboğaz gerçekten bizi de rahatsız etmeye başladı. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Ne tür çözümler üretebiliriz? Genel merkezimiz de bununla ilgili çalışıyor. Hatta birazdan sizinle bunları da paylaşabiliriz. Bizim daha seçime 90 evet. günden fazla olmasına rağmen bizim eylem planlarımız bile 90 günlük eylem planlarımız bile önceden hazırlanmış. Yani bu evet. siyasi tarihte de bugüne kadar görülmemiş bir olay. Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ülke olarak. Evet. Bunlara bir an önce kati ve kesin çözümler bulunması lazım. Buna şu anki iktidarın bir an önce el atması lazım. Biraz daha aslında sahaya inmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sahadan koptukça işte bu tür şeyler daha çözümsüz hale geliyor. Çıkmaza giriyor. Evet, çıkmaza giriyor. Biraz daha halkın içine karışmak lazım. Bunlar için özellikle yeni tedbirler alınması lazım. Bu ülkenin, vatandaşın geleceği için daha huzurlu günler geçirebilmesi için. Semih Bey, sizi biraz sessiz bıraktık ama ben size de aynı soruyu yönelteyim. Şu an Türkiye'de olanlar konusunda sizin düşünceleriniz neler efendim? Sizden de alalım. Yani ülkemizin geldiği nokta işler acısı bir nokta. Evet. Gerek ekonomik alanda, gerek sosyal alanda görüyorsunuz işte her gün kadın cinayetleri. Evet, maalesef çok üzücü. Çok ve üzücü bir 2 saat önce evet. olması benim de evet, tanık yani, olduğum bir olaydı bu arada. Burada hukukun üstünlüğü... kanunları kanunu tartışmak gibi bir lüksümüz yok. Yani evet ama biz siyaset olarak yani ülkenin geldiği nokta gerçekten iç acısı bir noktada değil. Evet. Yani siyasi kimliklerimizi bugün bıraksak vatandaş olarak da işte ben de hem birey olarak hem evet, ilçe başkanı evet, olarak yani zaten. Yoksa ülke bu durumda olmasaydı belki bugün Deva Partisi olmayacaktı. Belki biz de siyasetin içerisinde olmayacaktık evet. baktığınızda. Evet. Belki de hayırlısı Deva Partisi ile iyi olacağını
umut ederek de hayatımıza bakıyor, yaşantımıza sürdürüyoruz yani. Şu an izleyicilerimizden yorumlarımız gelmiş. Mehmet Doğan, selamlar, kolay gelsin. Lüburgaz'ın devası hazır yazmış. Kendilerine de selamlar bizden. Türkan Günler Hanım, sonuna kadar destekliyoruz demiş efendim. Meryem Uzun Hanım da sevgili başkanlarım deyip selamlarını iletmiş size. Hepsine çok selamlar. Sevgilerimizi iletiyoruz. İzlediğiniz için de çok teşekkürler ayrıca. Evet. Benim kafamı kurcalayan, böyle sizi misafir etmeyi düşündüğüm andan itibaren bir sorum var. Evet. Hazır mısınız? Evet, evet. Soruyorum. Muhalefet ve seçmenlerin şu anki yönetimde ve iktidar olan partinin içinden gelen bir şahı nasıl değerlendirdi? Sayın Ali Babacan'ı tepki alıyor musunuz? Evet. Bunların merak konusu. Gerçi etrafımda da bunu size sormamı isteyen çok oldu ama özellikle ben merak ettim açıkçası. Ne güzel, ama soruyu için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bunu izleyen vatandaşlarımız da biraz olsun bu akşam itibariyle belki o soru işaretlerini de kafalarında kaldırırlar. İşte biz bunun cevabını bekliyoruz. Evet. Evet. Yani biz aslında bu soruyu çok duyduğumuz için belki tebessümle yakalayabiliriz. Tabii. Evet. Şimdi genel başkanımız öyle, yani söylediğiniz biraz daha açayım. Yani Mavi AK Parti falan deniyor vesaire falan, aslında biz ana akım partisiyiz. Bizim yola çıkışımızdaki amaç da bu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size Zehra Hanım. Bir süreç başlıyor. Yeni bir siyasi süreç başlıyor. Siz bir işte çok iyisiniz. Yani o işin uzmanısınız. Evet. Ben de geliyorum size, diyorum ki bu partinin kurucusu olarak, ya Zehra Hanım böyle bir parti kuruyoruz. Bakın ülkemizin size ihtiyacı var. Evet. Gelin partimizde yer alın. Siz de şu boşluğu doldurun. Nasıl tepki verirsiniz? Yani. Gelmek istersiniz. Yani ülkenin menfaati için mutlaka bir adım atmak istersiniz yani. Yani. Ama işte bu partinin içinden geliyor olması şüphe uyandırıyor. O ilk dönemde, söylediğinize katılıyorum. Evet. İlk dönemde sahaya çıktığımızda bunlarla çok daha yoğun karşılaşıyorduk ama son 6-7 aydır emin olun bunu tamamen açtık. Ama bunu siz her kapıyı tıklatarak yapamıyorsunuz zaten maalesef. Ama zamanla insanlar sanırım. Evet. Semih Bey, siz karşılaştınız mı böyle sorularla? Tabii ki ben bu soruya şöyle bir cevabım var benim. Tabii ki genel başkanımız iktidar partisinin içerisinde gelip parti kurdu. Şimdi Türkiye'de ben bu soruyu, yani bölgemizde şöyle cevaplıyorum. Şimdi Türkiye'de hakemler, yani spor hakemleri, hakimler ve siyasetçiler ithal gelmiyor. Yani bu kişilerin bir siyasi partinin içerisinde doğup kendisini gösterip veya yol ayrımına gelir, bir şekilde ayrılabilir. Yani bunun bir daha öncesinde örnekleri var. Yani şu anda Cumhurbaşkanımızın daha öncesinde bir partinin içerisinden geliyor olması, Sayın Meral Hanım'ın bir partinin içerisinden geliyor olması, işte rahmetli Nurullah İçerisi Yasin, yani birçok örnekleri var. Yani hani Bülent çok yenisiniz. Tabii biz çok yeniyiz. Ama şöyle bir şey var. Yani genel başkanımızın parti içerisindeki dönemlerinde de aslında parti için muhalefet ettiği çok aşikar. Bunun birçok örnekleri var. Zaten sanırım partinin adından da belli. Bir yara, bir hastalık olarak gördük ki ismini devam koydu diye düşünmüyor değilim açıkçası. Evet. O parti kurulum aşamasında yaklaşık, benim yanlış hatırlamıyorsam, 125-130 tane bir parti ismi vardı. İşte Demokrasi ve Atılım kısaltılışı olarak, ama gerçekten de ülkeye deva olabilecek, ilaç olabilecek bir düşünceyle güzel olmuş diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum sorumu samimiyetinizle cevapladığınız için. Ben bir sorup sormam arasında kalmıştım. Çok ama gerçekten Zehra Hanım, teşekkür ederiz soruyu sorduğunuz için, ama artık bu olayı açtık biz. Çünkü öyle bir sürece girdik ki ülke olarak, bizim öncelikli problemlerimiz var. Bunları çözmeliyiz. Evet. Yani şu ideolojiyi de artık bir tarafa bırakalım. Yani yeter bir toplum bundan çekti. İşte bırakamadık. Bakın sordum. Bırakmalıyız işte. Sordum ama. Yok, şu an için söylemiyorum. Hayır. Evet, toplum geneli için söylüyorum. Latife yaptım efendim. Peki Deva Partisi olarak genel ve yerel seçimlere hazır mıyız efendim? Evet, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki siyasi partiler yasası gereği bir partinin büyük kongresini icra edebilmesi için en az 41 tane ilin kongresini yapması lazım. Biz geçen yıl Aralık ayının sonunda büyük kongremizi yaptık, icra ettik. Ve yine siyasi parti kanunu der ki bir siyasi partinin seçime girebilmesi için büyük kongresinden sonra 6 ay geçmesi lazım. Evet. Yani bu demek oluyor ki biz yasal süreç olarak çoktan hazırız.
Her an bilendik. Her an evet evet her an önümüzde yapılacak herhangi bir seçime girebiliriz. Evet. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok ama yeni kurulan partiyiz. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Ya bugün halihazırda mecliste olan partilerin bile mutlaka eksikleri vardır. Tabii. Bunları da yavaş yavaş gideriyoruz. Mevcut olan partilerin bile olduğunu. Evet. Zamanla hani giderilebilecek şeyler. Peki efendim hedefleriniz neler? Hedeflerimiz mümkün olduğunca erken zamanda ülkeye adaleti, demokrasiyi ve özgürlüğü, özgür düşünmeyi getirebilmek. Yani herkesin eşit olduğu, kendisini eşit hissettiği bir ortam sağlayabilmek. Yani ekonominin sağlıklı yürüyebilmesi için, sağlıklı büyüyebilmesi için mümkün olduğunca adaletin tesis edilmesi lazım. Demokrasinin ciddi şekilde güçlendirilmesi lazım ve beraberinde liyakatin de ön planda olması lazım. Yani sokakta şu söyleniyor bazen. Ya işte genel başkan ekonomist ekonominin başındaydı yıllarca. Gelirse mutlaka düzeltir. Ama mesele ekonomi değil ülkede. Yani bunu genel başkanımız da gittiği her yerde bütün televizyon kanallarında da sosyal medyada da aynen şöyle söylüyor. Ülkemizin meselesi ekonomi değil. Öncelikli meselemiz bizim hukuki altyapıyı bir an önce oturtmak. Bunu oturttuğumuzda zaten diğerleri kendiliğinden rayına girecektir. Evet. Bunun için ekstra bir şey yapmaya gerek yok diyor kendisi. Peki Semih Bey sizin düşüncelerinizi alayım efendim ben. Yani hedeflerimiz kesinlikle ülkenin topyekun refahı. Yani bizim bireysel olarak bir hedefimizden ziyade partinin hedefini genel anlamda sordum zaten. Yani, ama bireysel de alabilirsiniz. Tabii, kesinlikle ülkemizin topyekun refah ve eşit şekilde içerisinde olması, eğitimden adalete bütün alanlarda eşit şartlarda insanlarımızın yaşayabilmesini sağlamak. Evet. Bu bağlamda yani ülke iktidara geldiğimizi düşünürsek yani şöyle bir şey var. Bizim olmazsa olmaz dediğimiz bir 3K kuralımız var. Bu açalım. Tabii 3K kuralı kurumlar. Evet. Yani kurumların bağımsız ve kesinlikle tarafsız olmasını sağlamak. Evet. İkincisi kişiler. Kişilerin kesinlikle ehliyet ve liyakat sahibi olmasını sağlamak. Evet. Üçüncüsü de kurallar. Aslında bu bütün kurumlar, kişiler, kurallar. Kurallar. Evet, kuralların da kesinlikle aynen yazdığı gibi senin adamın, benim adamım, o parti, şu parti değil veya işte varlık durumuna göre değil, kuralların kesinlikle uygulan. Evet, ciddi anlamda sağcı, solcu diye nitelendi. Tabii yani böyle bir şey olmasını biz vatandaş olarak da bir baba olarak da, anne olarak da, siyasi bir temsilci olarak da kesinlikle istemeyiz. Çünkü yani ne kayrılmak isteriz ne de kayırmak isteriz. Böyle bir şey olmasını ben vatandaş olarak inşallah istemiyorum. Biz de isteriz. Biz de öyle İnşallah isteriz. Ama Deva Partisi ile bunu gerçekten görebilirsiniz. Göreceğiz diyorum. İnşallah. Biz de sabırla bekliyoruz. Sayın Celalettin Topçu bizimleymiş. Hayırlı olsun. Babacan Batı'ya daha çok ilgi göstermeyi bir yorum yapmış kendileri. Evet. Merhabalar efendim. Abdullah Kuş Engin abi demiş. Engin Bey size gel. Nazlı Kösağlı. Başkanlara selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Sağ olun. İsmail Altun Aslan Başkan devam yakışır sana gibi bir yorum yapmış. Şerefe Uğurlu Avcı ülkenin ekonomisinin bu kötü durumdan çıkarmak gelen kim olursa olsun zor gibi diye bir yorum değil. Yapmış. Zor değil. Niye böyle düşünüyor o zaman insanlar? Yani ama çok normal değil mi? İşte onu diyorum. Şu an çok işte. Normal yani bir toplumumuzun böyle düşünmesi. Zor değil derken işte niye buradayız? Bizim şu an toplumumuzda psikolojikle bir savaş var. Evet. Gerçekten öyle. Ya psikoloji mi kaldığını düşünüyorsunuz? Yani işte kalmadığı için psikolojik bir savaş var. Şimdi ben de ondan gerçekten bahsediyorum öyle. Zaten. Yani evet. Bugün sokağa çıktığınızda herkesin bu ruh hali yüzüne yansımış zaten yani, Zehra Hanım. Evet yani genel hayatında. Bakın işte evet. Bir iki saat öncesinde bir kadın. Yaşanan olay işte. Evet. Yani bir adamın karısını öldürüp sonra da evet. Kendini intihar ediyor. Evet, bu normal evet. Bir şey değil. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki efendim ittifaka genel ve yerelde bakış açınız nedir? İttifak düşünür müsünüz? İttifakla ilgili genel merkezimizin zaten söylemi de çok açık Zehra Hanım. Şöyle söylüyor. Bugün
6 tane muhalefet partisinin, hı hı, hatta çalışmalarını siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Bu genişletilmiş parlamenter sistemle alakalı, hı hı, bu sürece dahil olduk ve biz de düşüncelerimizi yine masada, ortak masada paylaşıyoruz. Evet. Bu aşama aşama olacak ama bu demek değil ki Deva Partisi ittifakın içinde. Evet. Bu son aşamada artık süreç ne getirir, şartlar nasıl oluşur, buna yine karar vereceğiz. Evet, anladım. Genel merkez nezdinde, ama şu an bir ittifak konuşmak çok doğru değil düşünün. Çünkü öyle bir şeyimiz yok şu an. İttifakın içindeyiz ya da değiliz ya da... Evet. Yani bunu genel... Öyle mi? Okumadan buyurun, buyurun, geçemeyeceğim. Buyurun. Erkan Taştekin Bey yazmış. Konuş abi, doğruları anlat yazıyor size. Ben yüzünde gülüp temeli okudum. Evet. Erkan Taştekin de yazmış bize, Engin abim diye. Bu arada Emre Nazlı. Başkanlara selam. Bir sorum olacak. Biz gençler için nasıl projeleriniz var? Bunu merak ediyorum. Benden çaldınız soruyu bu arada Emre Bey. Evet. Evet. Emre Bey'e cevap verelim. Evet. Ben de soracağım ama. Şimdi Emre Bey'e teşekkür ediyoruz sorusu, hı-hı, için. Güzel bir soru. Kesinlikle, evet, güzel bir soru. Özellikle yine bu son 2-3 yıldır ekonomik sıkıntılarla beraber, evet, gelen bu gençlerimizin sorunu gitgide büyüyor. Hı-hı. Hatta çığ gibi büyüyor diyelim. Şurada çok ilgilendi. Projeleriniz var. Nasıl projeleriniz var? Onu sormuş Emre Bey. Şimdi gençlerin en büyük sıkıntısı projeden ziyade iş. Evet. Gençlerin en büyük sıkıntısı iş. Yani istihdam. Biz bugün bunu geçenki yayınlarımızda da konuştuk. Bizim gençlerimizin, evet, ben yurt dışına gidip pompacılık yapmasından, evet, evet, garsonluk yapmak gibi hayalleri olmasa, evet, inanılmaz rahatsızlık. Evet, evet, evet. Yani bunun önüne geçebilecek projeleriniz çok çok önemli. Şimdi söyleyeyim, biz Türk millet olarak bir kez farklıyız. Yani, evet, bizim gençlerimizin hiçbir şekilde Avrupa'ya gitmemesi lazım. Yani biz onları burada nasıl tutarız? Onlara nasıl istihdam sağlarız? Yani onların o kalitesinden nasıl faydalanırız? Bunun hesabını yapmalıyız. İşte ben de, ama bu sorarız. Ama bu hukuki altyapı oluşmadan, liyakat oturmadan olmaz. Yani, hı, şimdi siz bana yarın telefon açtınız. Ya Engin Bey, Ankara'dayız mesela. Ya benim bir yeğenim var da vesaire falan. Yeğeniniz ne iş yapıyor Zehra Hanım? Değil mi? Evet. Ya işte bilmem, işte bilgisayar programcılığından mezun. Tamam, ne talep ediyorsunuz benden? İşte Tarım Bakanlığı'nda bir açık varmış da. Anlatabildim mi? Şimdi bu olmaz. Ama, evet, biz bunu yaşıyoruz. Evet, liyakatsiz yani yönetim olduğu sürece de, hı-hı, ekonominin ayaklarının üstünde durması imkansız. Anladım. Ekonomi ayaklarının üstünde durmazsa ne olur? Güven biter. İşte güvenin uçuyor, gidiyor. Güvenin bittiği yerde istikrar olmaz. İstikrar olmazsa yatırım gelmez. Yatırımın olmadığı yerde de biz iktisatta ı derdik. Yatırım olmadığı yerde de istihdam sağlayamaz. İstihdamın olmadığı yerde de işte bu kadar üniversite açılırsa üniversiteden mezun olan gençlerimiz yurt dışına çıkmak isterler. Sizin söylediğiniz gibi işte pompacı, işte kafelerde, evet, orada burada yani çalışırlar. Yani hayalleri, gençlik, evet, hayalleri bunlar ve çok üzücü. Evet. Emre Bey tekrar cevap vermiş bize. Biz iş aramaktansa köyümüzde hayvancılık ve çiftçilik yapmak istiyoruz. Bunu sağlayabilir misiniz? Tabii, tabii, direkt ve net sormuşlar. Tabii, onunla, teşekkürler soruyorum. Emre Bey, onunla ilgili ben hatta ekrandan göstereyim size. Tarım eylem planımız, genel başkanımızın da Adana'da ilk açıkladığı tarım eylem planı. Siz de ricam bana telefon numaranızı da ulaştırırsanız bizzat bunu size ulaştırmak istiyorum. Hatta tanışmak istiyorum sizinle. Yüzde de bu tarım politikasıyla alakalı ayrıntılı konuşabiliriz. Bunu çiftçilerimize de biz paylaşıyoruz. Gerçekten çok beğeniyorlar, takdir ediyorlar. İnşallah da iktidar olduğumuzda çiftçimize, evet, işçimize deva olacağız. İnşallah. İnşallah. Bu arada biz de sizin gözünüzden Semih Bey, biraz sizi sessiz bıraktım, sizinle başlayayım. Sayın Ali Babacan'ı anlatır mısınız? Sayın Ali Babacan kesinlikle realist, popülist söylemlerden uzak, sakinliğini müthiş bir şekilde koruyabilen, evet, kesinlikle akılcı ve rasyonel düşünen bir kişi. Evet. Yani genel başkanı bir şeyi sırf o söylemesi gerektiği için söyletemezsiniz. Kesin, evet, ya biz de yakinen bunu zamanla tabii tanıdık genel başkanımızı. Kendisinin karakteri sanırım. Tabii tabii, aynen. Yani ben Ali Bey'in, genel başkanımızın bu deva hareketini, partinin kurmasını çok önemsiyorum gerçekten. Yani ülkede böyle bir şeyin, ülke siyasetinde böyle bir şey olması gerekiyordu. Evet. Çünkü tabii şimdi konu da farklı tarafa, evet, gidiyor. Evet. Olsun. Evet. Sıkıntı yok. Biz dinliyoruz.
Ben yine çok çarpıtmadan ya genel başkanımız kesinlikle ve kesinlikle yani dediğim gibi popülist söylemlerden uzak, realist düşünen bir kişi. Yani sadece kendi düşündüğünü savunmaktan ziyade ortak akla önem veren bir kişi olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben sözü tamam değil. Kesinlikle Zehra'nın bugüne kadar görmüş olduğumuz hiçbir siyasi parti liderine benzemiyor. Çok netim. Çok netim. Bugüne kadar görmüş olduğumuz hiçbir siyasi parti liderine benzemiyor. Yani genel başkanı gerçekten yakından tanımak lazım. Şöyle genel merkezdeki profilleri iyice bir irdelemek lazım. Benim toplumumuzdan, vatandaşımızdan gerçekten istirhamım bu. Yani hem genel merkez bünyesinde hem il ilçeler teşkilatlanma bünyesinde bizim farklı olduğumuzu incelersek şayet çok net bir şekilde görebileceğiz. Evet. Şimdi tekrar yorumlara dönmek istiyorum. Teşekkür ederiz bu arada. Umarım Ali Bey de bunu dinleme fırsatı bulur. Çok güzel söyleniyor inşallah. Emre Nazlı'ya cevap vermiştik efendim. İlhami Esin Ağrı Patnos'tan. İlhami abiye selam. Başkanlarımıza başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için de. Ayrıca teşekkür ederim. Kemal Ünal iyi yayınlar demiş. Eşim oluyor kendileri efendim. Öyle mi? Selamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi Ali Babacan'ı da dinledik sizden. Şimdi bir sorum daha var. Acaba sağ ve sol partilerini seçmen kazanabildiniz mi? Evet, bu da güzel bir soru Zehra Hanım. Çok uğraştılarmış. Yok, şimdi yine sokağa döneceğiz. Evet. Sokağa döndüğümüzde yine toplumumuzda şey algısı var ya işte sadece AK Parti'den vesaire falan oy alacaklar. Hayır, biz bunu sokakta da görüyoruz net. Genel merkezimizin yönetim kadrosuna da baktığımızda, il ve ilçelerimizin yönetim kadrosuna da baktığımızda aslında Deva Partisi'nin bütün renkleri içine aldığını, bütün renkleri içinde harmanladığını göreceğiz. İşte bizi az önce de söyledim, diğer partilerden ayıran zaten en büyük özellik bu. Yani bizde ideoloji yok. Biz hepsini bir tarafa koyduk. Bize bugüne kadar her seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan da bizim içimizde. Her seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş olan da bizim içimizde. Alevisi de, Sünnisi de, Kürt de hep beraberiz biz. Yani biz bir aileyiz. Zaten biz Türkiye'yi ayırmaya çalışan araştıranlar anlamış değil. Evet, evet. Çok maalesef ama yıllardır bu ülkede kanayan yara diye. Kanayan yara ama bir türlü önüne geçemedik. İşte önüne geçemediğim sürece Zehra Hanım biz bunları yaşıyoruz. Hadi inşallah diyoruz. İnşallah. Amacımız bu ama iddialıyız. Evet, Semih Bey sizden de dinleyeyim. İlçedeki durumu. İlçedeki durumumuz da aslında şöyle. Parti kurulumunda da aşamasında benim gibi, başkanım gibi o internet sitesi üzerinden başvuranların üzerine bir anket yapıldı. Evet. Bu ankette baktığınızda %30 civarı daha öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşımız, gönül veren, %20-25 civarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne, daha öncesinde 10 Milliyetçi Hareket Partisi'ne, HDP'ye gönül veren vatandaşların başvurduğu bir siyasi hareket. Aynı baktığınızda aslında bir Türkiye haritası çıkıyor ortaya. Yani tüm partilere daha öncesinde gönül vermiş vatandaşlarımızın var olduğu bir parti. Aynı şey geçerli. Lüleburgaz için de geçerli. Evet. Baktığımda hani biz başkanımızın da söylediği gibi sanki sadece iktidar partisinden oy alacakmışız gibi lanse ediliyor ama biz kesinlikle Türkiye'nin dört bir yanından oy alacağız. Yönetimlerimizdeki yönetim kurulu üyelerimiz de evet, bu şekilde ilerliyoruz. Yani evet. Ama mesela şunu söyleyebilirim. Biz hiçbir görüşmemizde hiç kimseye şunu sormadık. Daha öncesinde hangi partiye oy veriyordunuz? Yani zaten bu karar vermiş olmasa sizinle olur. Tabii tabii. Yani kesinlikle ama hani öncesi diye bir şey yok bence. Kesinlikle yok. Evet evet. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Ama biz program öncesinde sohbetimizde zaten siz sağ ve sol partili olmadığını söylemiştik. Biz ana akım partisiyiz Zehra Hanım. Gerçekten öyle. Bize bütün siyasi partilerden bunun bütün samimiyetimle söylüyorum çok ciddi talep var. Ya ben ömrünü sahaya adamış biriyim. Ben sahada neyin ne olduğunu görüyorum Zehra Hanım. Ben öyle anketlere falan da bakmam. Öyle ama sürekli televizyonlarda vesaire ben falan. Ben ona da değineceğim. Ona tamam değil, sıkıntı yok. Değinin ama ben öyle çok kulak asmam ama bütün samimiyetime söylüyorum. Hatta bir anket firmasına çok yapmam. Nadiren o hareketi yaptım. Cevap yazdım Twitter'da. Dedim ki ya sizin söylediğinizde problem var ben de, ya da ben sahada yanlış görüyorum. Evet. Gerçekten öyle. Yani DEVA
gerçekten bir dip dalgayla geliyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sahadan yetişmiş, ömrünü sahaya adamış biri olarak söylüyorum bunu. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben, şunu da, ses yükselince ben birazcık söyleyebilirim. Tamam. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Başkanımızın söylediğimiz ek olarak. Evet. Mevcut oyunu değiştirebilecek yegane güç Deva Partisi. Evet. Ya bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü ülke ideolojik yani uç noktalardan çok yıllarca çekti. Belki başarılı oldu, belki başarısız oldu. Ama benim de ama başarılı olsaydı sizi burada göremeyecektik galiba Selim Bey. Ben şimdi şunu söyleyebilir miyim? Yani, yani ülkenin gerçekten ben siyasete girerken de şu düşünceyle girdim. Ya biz konuşmaz, ben konuşmazsam işte başkanım konuşmazsa bizim toplumumuzun genel anlamdaki sorunu ve sıkıntısı bu. Zaten bu. Evet. Ben baktım ahlaki bir eksiklikle birlikte bu. Doğru, gerçekten doğru. Bu. Yani şimdi mesela ben işim gereği tüm Trakya'da hizmet veriyorum. Her gün bir yerde. Yani iş, siyasetin haricinde de işimize bakıyoruz tabii ki. Evet. Yani insanlar siyasette bakış açısı sanki siyaset böyle bir öcü, kötü bir şey. Ya ama siyaset bizimle yaşayan... İşte buyurun değiştirin. Çok güzel bir olanak var. Evet yani evet yani sırf ben kesinlikle bu yüzden bu yola çıktım. Yani yoksa işimizde, gücümüzde, ilgilenen vatandaşlarımız bizde bunlar 15 ay öncesinde. İyi etmişsiniz diyorum. Bu arada Yusuf Aydın Bey bize Karabük'ten selamlarını göndermiş. Karabük İl Başkanımız. Öyle çok selam. Merhabalar efendim. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklıyoruz demiş evet, kendisine evet, efendim sizi evet, destekleyerek. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet. Evet, o sorumuzu da sorduk. Hedeflerinizde adaylık söz konusu mu efendim? Ha şimdi Zehra Hanım, bunu tabii ki söylemek için, konuşmak için gerçekten çok erken. Ama bir il başkanı bence olarak değil yani bir il başkanı, bir il başkanı olarak zaten doğal adayız. Evet. Evet. Doğal adayız ama yok istemiyor, edebilirsiniz. Yani bunu o tamam, günkü mesela. Süreç gösterecek. Şu an gerçekten çok erken, tamamen kendimizi sahaya adapte etmişiz. Toplumumuzla nasıl bütünleşebiliriz? Onların dertlerini hangi mecralarda nasıl dinleyebiliriz? Çiftçimizi, işçimizi, esnafımızı, memurumuzu gerçekten nasıl dinleriz? Dertlerine nasıl eğiliriz? Çare bulmak için çaba sarf ederiz. Biz şu an bunun peşindeyiz. Onun için onlar sonra konuşulacak şeyler. Yani biz önce şu ülke menfaati için ne yapabiliriz bunu konuşalım. Evet. Ama öyle bir teklif geldi diyelim. Diyorum ya yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi evet. Şimdi az önce iki tane haber okudunuz son 1,5 saat içerisinde. Evet, iki tane saat içerisinde kalp krizi vakası okudunuz. Evet, yani yarına çıkacağımızın garantisi yok. Yok. Evet onun için efendim. Bir o günler gelsin bakalım. Ben o günde soracağım efendim. Tamam. Senin pek sizlere de tamam, sorayım efendim. Aynı soruyu yönelik. Yani bizim tabii tepeden tırnağa genel başkanımız da doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Evet. İl başkanımız da milletvekili adayıdır. Ama mesela şahsi olarak ben siyaseti bizi insanlığımızdan çıkarmadığı sürece, insanlık adına bizi çalıştırdığı, bize görev verdiği sürece... Zaten bu sorumluluk çok ağır bir sorumluluk. Çok ağır bir sorumluluk evet. Ama şunu da söylemekten geri kalmayalım. Yani ben 31 yaşındayım. 30 yaşında Deva Partisi ile siyasete başladım. Kesinlikle yani düşünce olarak ömür boyu siyaset düşünmüyorum. Yani bir gün bir yerde bırakıp, bizden sonraki arkadaşlarımıza, büyüklerimize, o günkü şartlarda neyse, bir gün birisi devretmemiz lazım. Çünkü insan da zamanla körelebilir. Evet. Hele ki iktidar gücü varsa, ya bu inşallah biz de iktidara geldiğimizde siz yine bu soruları sorun. Biz yine inşallah yine bu tabii buralara gelelim. Çok isterim. Ama ben eminim siz şunu söyleyeceksiniz. Biz sizinle bir Kasım ayında yayın yapmıştık. O zaman belki yeni kurulan bir parti olarak lanse ediyoruz ama bugün iktidar oldunuz. Nasıl bakıyorsunuz diye siz soracaksınız. İnşallah efendim. İnşallah. Ben bununla ilgili arkadaşlara geçen bir espri yaptım. Zehra Hanım dedim ki Google bile şu an güncelleme yapıyor. Hı-hı. Yakın zamanda Google'a bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde sandıktan çıkacak parti kim olur diye soru sorun. Deva Partisi'ni göreceksiniz diye Google bile şu an güncelleme yapıyordur. Ya evet. Ama bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Ona da derler biliyor musunuz? Kaç takipsiz satın aldınız efendim diye bir soru gelebilir. Yok ben bekliyorum. Şaşırmam evet. Öyle bir durum evet. Olursa. Evet. Bu arada bizi Muhammed Ünal Bey izliyor. Veterinermiş sanırım kendisi. Başarılar dilerim. Sinop'tan selamlar. Okula, selamlar tamam. Efendim. Okul arkadaşım Muhammed. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar efendim.
Deva Partisi'nin Trakya'daki ve Kırklareli'ndeki durumunu da konuşalım istedim. Evet. Şimdi yaklaşık 3-4 soru öncesinde şeyi söylemiştik ya, bu kongre sürecini, kongreler sürecini, evet, bir siyasi parti ne zaman seçime girebilir, işte büyük kongresini yaptıktan sonra ne olur falan. Bu aynı şey küçük çapta Kırklareli için de geçerli. Kırklareli'nin biliyorsunuz 8 tane ilçesi var. En büyük ilçesinde de şu an biz yaşıyoruz. 8 ilçesini yapmak gerekiyordu kongreyi yapabilmek için. Biz merkez ilçemizi, Babaeski ilçemizi, Demirköy ilçemizi, ilçemizin kongresini yaptıktan sonra 31 Mart'ta da Kırklareli İl Kongresini yaptık genel başkanımızın katılımıyla. Yani geriye 5 ilçemiz kalmıştı. Şimdi Lüleburgaz'a Semih Başkanımız artık bundan sonra bakacak. Ondan sonra vizeyi tamamladık. Mehmet Başkanımız bakacak. Sadece ve sadece Lüleburgaz'da ve vizede kongrelerimizi yapmadık. Kongre sürecimiz henüz devam ediyor. 3 tane ilçemiz kaldı. Orada da atamaları yaptıktan sonra Kırklareli'yi tam anlamıyla bitiriyoruz. Ama bunu yaparken de Kırklareli'nin Demirköy'den Burgaz'a, Babaeski'ye, Pehlivanköy'e kadar köylerini, bilmiyorum sosyal medyadan ne kadar takip ediyorsunuz ama gerçekten karış karış gezmeye, bütün vatandaşımızın derdini dinlemeye gayret ediyoruz. Teşekkür ederim. Semih Bey, sizden de biraz söz almak istedim. Tabii ki ben Lüleburgaz bazında söylemeye devam edeyim isterseniz. Lüleburgaz'da ben 30 Ağustos itibariyle atandım. Biliyorsunuz biz de atamayla şu anda... Evet, biraz önce bahsettiğim. Evet, atamayla. Evet. Yönetim kurulunu kurup buradaki parti teşkilatlarımızı sağlamak amacıyla yetki belgesini başkanımızdan aldım. Akabinde bir program yaptık arkadaşlarımızla. Şu anda başkanımıza dediği gibi sosyal medyadan takip edenler görebilir. Her gün bir köydeyiz. Çiftçilerimizle beraberiz. Tarla ziyaretleri yapıyoruz. Şu anda burada ekim zamanı. Direkt tarlalarda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Yine aynı zamanda esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda 415-420 civarında esnaf ziyareti yaptık. Birden fazla ziyaret ettiklerimiz de mevcut. Bu şekilde çalışmaları devam ediyoruz ama plan ve program dahilinde ilerliyoruz. Ben de onu diyeceğim. Çok sofistik bir şekilde her şey planlı programlı gibi görünüyor. Evet. Yanlış yani şu an şöyle söyleyeyim. Yani bundan 15 gün sonrası da bizim kimi hangi köyü ve hangi esnafımızı ziyaret edeceğimiz planlı. Belli şu anda. Tabii belli. Planlı. Bu şekilde tabii aksaklıklar olabiliyor. Hasta olabiliyor arkadaşlarımız veya ekstra bir durum olmadığı sürece. Tabii ki elzem durumlar hariç diyoruz. Peki efendim, vaat olarak en güçlü vaadiniz nedir Türkiye'ye? Adaleti bir an önce bu ülkeye gerçekten getirmek. Bu ülkenin en büyük sıkıntısı bu. Adaletin olmadığı yerde, herkese adalet karşısında farklı davranıldığı yerde bizim çok fazla aslında ne ekonomiyi, ne eğitimi, ne sağlığı konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Adalet anlamında biz o düzeneye oturttuğumuzda diğerleri de zaten kendiliğinden emin olun rayına girecektir. Bizim en büyük problemimiz bu. Onun için en büyük vaatimiz de geldiğimizde, işin başına geldiğimizde bu olacak. Evet. Semih Bey, sizden de kısaca alabilir. Tabii ki. En büyük vaadimiz kesinlikle özgür düşüncelerin hüküm sürdüğü, ortak aklın hüküm sürdüğü bir ülke yönetimi en büyük vaadimiz. Yani genel başkanımızı herkes ekonomist olarak tanımlıyor ama genel başkanımıza her defa sorulduğunda artık ülkenin ekonomi programından ziyade hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğünün hukuki güvenliğin tesis edilmesini söylüyor. Biz de yani en büyük vaadimiz kesinlikle ve kesinlikle insanların kendisini rahat hissettiği gibi yaşayabileceği bir ülke, topyekun refahın, ekonomik anlamda refahın var olduğu, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda eşitlik sağlayacağımızın kesinlikle ve kesinlikle garantisini veriyoruz. En büyük vaadimiz bu. Bizim popülist bir vaadimiz hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Gerçekten akılcı bir yol izleyişimiz onun olduğunu düşünüyorum. Bu yoldan da hiçbir şekilde vaat geçmeden devam edeceğiz. Evet, bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim Zehra Hanım. Genel Başkanı sormuştunuz ya az önce. Evet. Gerçekten böyle
popülist söylemlerden tamamen uzak. Yani o kadar realist ki birazdan onunla ilgili de hani programla ilgili de konuşuruz. Bu yakın zamanda muhtemelen öyle bir programda olabilir. Geldiğinde siz de mutlaka konuşursunuz. Kendisini kısmen de olsa tanıma fırsatı İnşallah, bulursunuz. İsterizdir. Evet. Yani böyle vaat kavramı yok genel başkanda. Bununla ilgili de bir arkadaşım aradı beni İstanbul'dan geçen akşam. Diyor ki ya başkanım diyor. Ya tamam diyor, iyi de diyor ya bu genel başkan diyor. Niye hiç bize vaatte bulunmuyor? Şimdi görüyor musunuz toplumumuzun geldiği noktayı? Yani i̇şte yıllardır vaatle. Yani yalan da olsa söylesin işte diyor. Biz evet, aslında doğru, biz aslında doğru, bunu tabii değiştirmek için yola çıktık. Anladım. Biz daha gerçekçi olalım, daha realist olsun. Evet. Daha realist olsun. Evet. Güzel cevaptı. Yeni çıkan anket sonuçları size göre gerçeği yansıtıyor mu peki? Biraz önce biraz ucundan değindik ama ben açmak istiyorum. Evet. Ben yine söyleyeceğim. Söyleyeyim. Sokağa yıllarını vermiş biri olarak ben anketlerin gerçeği yansıttığını dün de düşünmemiştim. Bugün de düşünmüyorum. Bundan sonra inşallah şu hukuki altyapıyı oluşturabilirsek. Şey merak ettim. Sonra, yaptığınız yorumu, o ankete hani sizi ne yaptıysa artık dediniz de yorum yapmam ama yaptım da çok ya, merak ettim. Ya şey yazmışlar. X parti 47. İşte X parti bilmem işte rakam vermiş unuttum şu an. Evet. Hatırlamıyorum tam olarak da Allah Allah dedim ya olamaz. Yok yok yine 45-42'di başkanım. 42 mi? Tam olarak hatırlamıyorum rakamları da hani rakamlara da çok takılmamak lazım açıkçası. Ya dedim olamaz. Yani sokakta gezen, sokağa koklayan biri bunu söylüyor olsa ben bunu anlarım. Öyle telefon açtım 1500 kişiye işte 1000 kişi şu cevabı verdi, 300 kişi şu cevabı verdi. Ben bunlara katiyen inanmıyorum, katılmıyorum da ben sokakta göreceğimi görüyorum Zehra Hanım. Sokakta aslında resim çok net. Evet. Bizi Yusuf Kaya Bey de izliyormuş. Buradan kıymetli başkanlarıma selamlar demiş. Bizden de selamlar efendim. Şimdi ben size dönüyorum direkt Engin Bey. Neden? Şimdi anlayacaksınız zaten sorudan. Ekonomik açıdan Türkiye'nin gidişatı ve sizin çözüm önerileriniz neden? İktisat mezunu biri olarak cevabınız oldukça önemli olduğu için direkt size yöneldim. Estağfurullah. Ya bu son dönemde ülkemizi çok ciddi şekilde rahatsız ediyor. Yani ekonomik sıkıntılar, darboğaz, belki çiftçilerin içindeyiz. Semih Başkanım da birazdan değinir. Çünkü o çiftçilerin içinde yaptığı işle de alakalı onlarla sürekli kontak halinde. Yok onu da es geçmedim. Bir sonraki soru da Semih Bey'e evet, zaten. Evet, istişare halinde olacak. Mesela son yaşanan süreçten bahsedelim. Yani işte faiz politikası diyoruz biz buna. Zehra Hanım, bir ekonomideki en önemli enstrümanlardan bir tanesi, hatta en önde geleni diyelim faizdir. Faize siyasi baskıyla yaklaşmayacaksınız. Evet, faizi ben indiririm. Hayır, yani siz siyasi baskıyla faize müdahale eder, indirmeye kalkarsanız bunun sonuçları hemen piyasalara yansır. Dövizdeki artışı gördük, dövizdeki artışı gördük ama dövizdeki artış sadece dövizdeki artış olarak kalmıyor ki maalesef. Bizim bütün girdilerimiz aslında kur üzerinde. Evet. Böyle olduğu zaman ne olacak? Enflasyonu azdıracağız. Enflasyon da yarın bizim marketteki raflarımıza yansıyacak. Yansıyor zaten. Evet. Yani bu yansıyacak bir durumumuz yok. Bakın şu kadar söyleyeyim. Bu aslında daha iyi günlerimiz, daha kötü bir süreç bizi bekliyor. Allah aşkına. Yani kötü bir gerçekten öyle. Bakın gerçekten duymak dün daha iyi. Pazartesi günü Sözcü gazetesi bir manşet attı. Genel başkanımızın sözünü direkt ekranlara yansıttı. 10 tane Nobel ödüllü iktisatçı gelse diyor, bu ekonomiyi değiştiremez, düzeltemez. Ne yani yapacağız biz Engin Bey? Bir an önce şu nedir adı? Adalet sisteminin yerine oturulması, yerine oturtulması, hukuki düzenin bir an önce sağlanması, ondan sonra da tabii şu da var, ben bunu söylüyorum ama başından beri aslında savunduğum da şu, arkadaşlar da hep söylüyorum. Yani öyle bir noktaya geldi ki iş güven kayboldu. Güvenin kaybolduğu yerde biz ekonominin düzelmesini zaten bekleyemeyiz. Evet, bundan sonra bunları sağlayabilir miyiz bilmiyorum ama şimdi seçim konuşacağız, seçim ne zaman olur bunu da bilmiyoruz. Ama bir an önce bu ülkede bir şeylerin değişmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim, yani ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetim krizi var ülkede. Evet. Yani diyeceğim ki hani şunu şöyle yapsınlar, bunu böyle yapsınlar ama bu dakikadan sonra en böyle kaliteli iktisatçıyı getirsen, iktisatçıları dahi getirsen bu ülkede bu ekonomiyi düzeltmeleri imkansız. Yani bu haftadan sonra ben
iddia ediyorum fiyatlarda özellikle şu doğalgaz, yani sanayi doğalgazına gelen %49'luk evet. bir artış var. Bu da haliyle tabii üretici firmaların maliyetlerine yansıyacak. Bu maliyetleri de beraberinde yine dönecek. Önümüzdeki haftalarda bizi bulacak. Onun için söyledim bunlar daha iyi günlerimiz. Yani az önceki soruya da aslında çok net cevap veremedim. Çünkü diyorum ki iktisatçıları getiriyoruz, başına koyuyoruz, 10 tane olmuyor değil mi? Diyorsunuz ki o zaman ne yapacağız? Evet. O zaman bir şeylerin değişmesi lazım. Evet. Ne değişecek? Ne değişecek? O zaman... Bu soruyu ben sormuştum, evet. O yüzden beni cevabımızı aldığımızı düşünüyorum. Evet. Bu arada bizi yine yorumlayanlar olmuş. Serdar Serkan, başkanım Kırklareli Vize'den selamlarını iletmiş. Şerife Hanım yine doğru söylüyorsunuz, çok daha kötü günler bizi bekliyor demiş kendileri, efendim sizi desteklemiş. Evet. Ben hemen konuyu değiştirmek istiyorum, bu kadar konuşmam yetti bana. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi çiftçilerimizin düşünceleri neler peki? Üretimde kullanılan ürünlerin fiyat artışı hepsinin belini büküyor. Bildiğimiz kadarıyla Semih Bey, siz daha böyle içerisindesiniz. Bunun cevabını sizden almak isterim efendim. Yani son dönemlerde tarım, ülkemizde tarım ve hayvancılık dönem dönem iniş ve çıkışları oluyor. Artık bu ülkenin bir çiftçimiz de bunun farkında. Ama son dönemlerde maalesef ülkemizin tüm girdileri dövizle. Yani birçok alanda dışarıya bağımlıyız. Tohumda dahi dışarıya bağlıyız. Yani bizim burada ürettiğimiz tohum yurt dışından gelmek. Hibrit. Evet, hibrit üremiyor ve sonrasında tekrar tekrar almak zorundasınız. Ama yani insanlar artık özellikle hayvancılıkla uğraşanlar, evet. 2018'den itibaren sürekli dövizin artması, ham maliyetlerin artması, girdi maliyetlerin artması ama buna da ters orantı olarak ürünün fiyatının artmaması üzerine kan ağlamakta. Evet. Şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde dişi hayvanlar kesilmekte. Ya dişi hayvan nedir? Dişi hayvan üreyen, yavru veren ve sürünün devamını sağlayandır. Ve sürekli yaşanmakta. Neden? İnsanlar çünkü para kazanamadıkları için şöyle söyleyeyim. Geçen yıl, sadece geçen yılla mukayese edeyim. Geçen yıl 50 kilogramlık süt yemi 60-70, hadi maksimum 80 lirayken bugün artık 200 liralara dayanmış durumda. Ama üretilen sütün maliyeti, üretimimizin sattığı süt değer kazanmamakta. Belki siz markette 1 kilogram veya yarım kilogram sütü 10 liraya alıyor olabilirsiniz. Evet. Ama üreticimiz bu konuda müzdarip durumda. Şöyle söyleyeyim. Şu anda yani tabii alanım daha çok tarım hayvancılığı olduğum için birkaç tane fiyat mukayesesi yapmak isterim burada. Yani yıllara vuracak olursak mesela buğdayın tohumundan bahsedeyim size. Hadi geçtik diyorlar işte bütün dünyada gübrede sıkıntı var. Ama buğday tohumu 2018 yılında 1500 lirayken, 2019 yılında 1950 lirayken, 2020 yılında 2950 lirayken bugün 5500 lira tonu. Yani her şeyde olduğu gibi. Her şeyde olduğu gibi ama burada üreticinin üzerinde bir baskı var. Ve hiçbir şekilde seslerini duyuramıyorlar. Ham madde gelirleri artarken maalesef ürünlere yansımıyor. Ha şu da var. Ya bugün şu anda 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti bugünkü fiyat gelirleriyle 4 lira 25 kuruş. Yani biz bugün belki 1.70'e 2 lira ekmek alıyoruz. Gerçekten ucuz alıyoruz. Aldığımızı söyleyebilirim. Çünkü bu üretici gerçek ürettiği maliyette karşılığını alamıyor. Bir dahaki önümüzdeki özellikle yılbaşından sonra ben çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Hani hepimizin her gün evine aldığı ekmeğin fiyatı inşallah daha da artmaz. Mesela Sayın Başkanım geçen çiftçi ziyaretinde traktörün üstündeki beyefendi ne söyledi? Dedi ki bugüne kadar 35 kilo kullandı. Tabii evet. Şimdi üretimde de bir şey olacak. Çünkü geçen yıl 2900 lira olan gübre bu yıl 9000 lira tonu. Evet. Yani 2900 liradan 9000 lira gelmiş. Bu sefer vatandaş... Ama bu şeye yöneltmek. Ama... Mesela hani yurt dışında üretilip Türkiye'ye getiriliyor. İşte bu, yani bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Türkiye'de bir şey üretimi sizin ne kadar verimli? Yani çiftçinin elinde kalmıyor. Dökülen ürünleri gördük. Biz bu yaz evet. boyunca hepsini seyrettik. Evet, evet, beraber evet. izledik bunları.
Yani üretici küstüğü zaman, üretimi bıraktığı zaman Allah muhafaza gıdaya erişim daha bütün dünyanın zaten sıkıntısı bu. Türkiye'nin dört bir yanından farklı farklı mevsimler yaşanırken, farklı farklı ürünler yaşanırken bizim hala sanayi yakalayamadık ama tarımı bari kaçırmayalım ki genel başkanımız bunun üzerine çok durmaktı gerçekten yani çünkü enflasyonu belirleyen aldığımız ekmeğin fiyatı, aldığımız etin fiyatı enflasyonu belirleyen bunlar ama biz bunu bu kadar bolluk yani imkan varken üretemeyip insanları tarım ve hayvancılıktan uzaklaştırarak üretimi bıraktırırsak. Ama bakın biraz önce çok genç bir arkadaşımız yazdı. Ben köyümde çalışmak, hayvancılık yapmak, çiftçilik yapmak istiyorum. Bu güzel bir şey bence. Yani herkese bizim o kanayan yaradan bir tık sıyrılmış görünüyor gençlerimizde. Bunun farkındalığı içerisindeler. Evet evet Zehra Hanım amacımız bu. Çiftçiye ilk o günleri gördüğümüzde, iktidar olduğumuzda buna ki sonuna kadar inanıyoruz. Kesinlikle ilk icraatımız çiftçilere yönelik olacak. Hayvancılığı ve çiftçiliği kesinlikle sonuna kadar destekleyeceğiz. Evet. Bundan çiftçimizin zerre şüphesi olmasın. Anladım. Bu arada Hayri Bey'in sorusunu da evet, ben şimdi Hayri Bey'in sorusunu. Selamlar Hayri Bey. Bu iktidarda 15 yıl bakanlık yapmış Sayın Ali Babacan'ın hangi görüşü değişti de deyip nokta koyduğunu düşünüyorum. Genel başkanın soru... Bunu ilk başta sordum ben Hayri Bey. Sanırım orayı kaçırdınız ama ben yine sorayım. Genel başkan da bir şey değişmedi. Genel başkanımız hala aynı. Realist, kendinden emin, ne yaptığını bilen. Yine iddialıyım. Yok, ne değişti de ayrı bir parti kurdu diye sormak istemiş sanırım Hayri Bey. O mu? Tabii ki. Soru buysa onun cevabını soru da verelim. Soru bence benim algıladığım. Evet, iki tarafına verelim o zaman. Evet. Genel başkanı mı? Yok, geldi. Arkası geldi. AK Parti'de 15 yıl görev yapmış Sayın Ali Babacan'ın ülke ekonomisinin bu halinde hiç sorumluluğu yok mudur? Yoksa yapılan hataları düzeltmek adına mı siyasete kendi başına devam etme kararı almıştır? İşte aynen öyle tamam, olmuş. Evet, evet, öyleymiş. Şimdi de doğru anlamışız. Evet. Hayri Bey, bu süreçte genel başkanımızla bunu birebir konuşmalarımızda da istişare ediyoruz. İl başkanları toplantılarında da istişare ediyoruz. Birçok kez o dönemlerde uyarılarda bulunmuş fakat hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Aslında uyarıları çok netmiş, böyle ayrıntıya inmeyeceğim. Ama dikkate alınmadığını hissetmeye başladığı andan itibaren zaten kendini yavaş yavaş partiden çekmeye başlamış. Hatta birçok yerde şunu söyler. Yani her şey düzgün gitseydi, ülkenin herhangi bir sıkıntısı olmasaydı biz niye parti kurduk ki? Kurmazdık, gerek yoktu. Biraz önce dedik ya adınız da o yüzden de Bahadır. Evet. Hastalıklı bir durum var. Evet. Help me dergisinden. Evet. Bu arada ben biraz önce Hayri Bey'in sorusuyla umarım cevabınızı aldığımızı düşünüyorum Hayri Bey. Yarım kaldı. Hayvancılık da zaten siz konuşmanızda içerisi aldınız. Ya siz bu konuyla ilgili bir çözüm projesi için adım attınız mı parti olarak? Hayvancılık. Çiftçilik ve hayvancılık tabii olarak. Tabii evet. İlk tarım eylem planı yani partimiz iktidara gelmesi durumundaki ilk 90 360 günlük eylem planını açıklamaya başladı. Bunda da ilk tarım eylem planıyla genel başkanımız açıkladı. Yani bu bağlamda şu anda bütün çiftçilerimiz borçlu. Tarım kredi kooperatiflerine borçlu, bankalara borçlu. Daha ekmeden borçlu. Tabii daha zaten. Ama şöyle de bir şey var. Yani borçlanırken de ürettiği ürünü kaç paraya alacağını bilmiyor. Yani satacağını bilmiyor vatandaşımız. Yani bugün geçen sene 2900 lira olan gübreyi bu sene 9000 liraya aldım. Evet. Ama ben bunu kaç paraya satacağını bilmiyor. Tarım, zaten sattığı fiyat da bize gelene kadar Tabii. Aynı şey oluyor. Üst üste geliyor. Yani bizim bu bağlamda ilk önce çiftçilerimizin kredi borçlarını 2 yıl faizsiz erteleme planlıyoruz. Akabinde çiftçilerde gerçi şimdi bu bizim tarım eylem planında yazmıştık. Çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV geri alınmayacak. Zaten iktidar şu anda ÖTV'yi 7-7-7 artık ÖTV'nin bir şeyi kalmadı. Yani biz aslında burası kendi kendine çürümüş oldu. Yine çiftçimizin kullandığı gübrenin %50 hibe desteği verilecek. Yani şu andaki mevcut sistemde neredeyse vatandaşımızın, üretimimizin aldığı gübrenin %5'e tekabül ediyor. Anladım. Gübre destekleri. Biz %50'sini... %50 de çok iyi bir rakam. Tabii çok iyi bir rakam. Ve şunu da en çok vurguladığımız yer burası. Vatandaşımız ürettiği ürünü daha ekerken satacağı fiyatı bilecek. Yani bu esas... Çok farklı. Yani bu evet çok önemli bir şey. Tabii biz bu 56 maddelik tarım eylem planımız.
Bunlar anayasa değil. O günkü şartlara göre daha da iyileştirebilir. Bugün belki eksikleri vardır. Biz bunu bütün çiftçi kuruluşlarıyla, işin içerisinde olan kişilerle, çiftçimizle direkt konuştuğumuzda, yani bunu duymak da güzel bir şey aslında. Vatandaşımızın tepkisi, ya burada yazanların yarısı olsa zaten Türkiye'de tarım ve hayvancılık kalkınacak. Tabii burada neden olmadığı da bir soru işareti olarak kalıyor. Sevim Başkanım, satacağı fiyatı bilecekler diyor ya, işte burada öngörülebilirlik diyor. Yani plan çok önemli. Bunu bilecek yani. Satacağı fiyatı bilecek. Evet. Yani şimdi sözünü kesiyoruz Sayın Başkanım. Çiftçilerimizle konuşuyoruz falan ya. Ya diyor, gübre alacağız, gübre yok. Allah Allah. Parasını vereceğiz, gübre yok. Şimdi bir de böyle bir şey çıktı. Stok yapılıyor. Evet. Çünkü onlar şimdi satan da şunu düşünüyor. Kur yerinde durmuyor ki. Kur yerinde durmadığı için adam diyor ki ya depoda dursun diyor. Nasıl olsa diyor durduğu yerde para kazanıyor. Şimdi bu ülke ekonomisinin bu şekilde gideceği yeri az çok tahmin edebiliyoruz Zehra Hanım. Peki ya gençlerimiz? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi o bükülmez fidanları yurt dışına çıkma düşüncelerinden döndürülebilecek ne gibi projeleriniz var? Ben onları da sormak isterim size. Önce eğitimde eşitliği sağlamalıyız. Bu çok önemli. Sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Yani sağlamalıyız. Yani sağlanabileceğini düşünmesek zaten o başlı başına sıkıntı. Gerçekten bunun için her adım attınız, her köşede bir özel okul var. İşte evet, bunun önüne geçmeliyiz. Kesinlikle öyle. Bu kadar özel okul, bu kadar işte özel üniversite. Yani gerçekten bir sürü mezun var. Bugün hukuk fakültesi mezunlarına bile bakıyorum. Her özel üniversitede hukuk fakültesi var. Her özel üniversitede. Yani böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz yani. Daha kaliteli, daha yetişkin bireyler sahaya sürmemiz lazım. Sahada olması lazım. İşini yapıyor olması lazım. Daha kaliteli bireyler olması lazım. Bu işini yapmıyor anlamına da yok, geldi. Yok, anlamı söylemiyorum. Yanlış, hayır. Buradaki söylemimiz. Ben çok farklı bir yerden bakıyorum olaya çünkü. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben örnek veriyorum, sigorta acentesiyim değil mi? Evet. Şimdi ben sizin yaptığınız işi yapabilir miyim? Yapamam. Siz benim yaptığım iş hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Ben hep bunu söylemişimdir zaten. Herkes bildiği işi yapar. Evet. Herkes bildiği işi yapar. Şimdi şöyle bakın, ta aileden başlıyor. Anne baba diyor ki sen diyor hukuk fakültesi okuyacaksın. Anne baba diyor ki sen diyor doktorluk okuyacaksın diyor. Sen beyaz önlük giyeceksin. Evet. Ya burada da sıkıntı var. Yani bırakalım gençlerimiz, çocuklarımız kendi istedikleri yerde gidip eğitim alsınlar. Ama üniversiteleri açmak, yeni bölümler açmak çözüm değil işte. Çözüm bunlar mezun olduktan sonra biz onlara ne derece istihdam sağlayabiliyoruz? Bu önemli. Ya evet işte o da sıkıntı zaten. İstihdam bu. Evet. İstihdamın bir an önce çözülmesi lazım. Bu da dediğimiz gibi tekrar hukuki altyapıyla mümkün. Hukuki altyapı olacak, oturacak ki beraberinde yatırım gelsin. Yani size şimdi soruyorum. Zehra Hanım, 100 milyar dolar paranız var. Çok ciddi bir yatırımcısınız. Olsa burada olmazdım. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de düşük iş gücü söz konusu. Diyorsunuz ki ya evet tamam, ben Türkiye'ye yatırım yapabilirim. Şimdi getireceksiniz 100 milyar dolar yatıracaksınız ama yarın en ufak bir sorun yaşasanız gideceğiniz kurum yok. Hakkınızı nerede arayacaksınız? Evet. İşte sıkıntı buradan başlıyor. Bu sıkıntıyı çözemezsek yatırım gelmez. Yatırımın olmadığı yerde istihdam olmaz. Gençlerimiz de dışarı kaçmak için özel çaba sarf ederler. Ben ilave olarak bizim parti tüzüğümüzde şöyle bir şey var. Olmazsa olmaz. Başkanımızın belki gözden kaçırmış olabilir. Partimizde, bizim tüm yönetim kurullarımızda %25 genç kotamız var. %25. Şimdi bizim şöyle bir yapımız var. Bizde kollar olarak değil, yani kollar yönetimin dışındaymış gibi mesela bir anlayış var. Bizde gençlik politikaları ve kadın politikaları direkt yönetimin içerisinde. Direkt söz sahibi %25 minimum olmazsa olmaz 18 ile 29 yaş arasında genç kardeşimizin. Ben gençlerimizin yapamayacağı şey olduğunu düşünüyorum. İşte hepimiz genciz. Ben hemen 30 yaşımda siyasete girdim. Evet, bugün 31 yaşındayım. İlçe başkanı oldum. Evet. Bütün teşkilatlarımızda genç. Yani Z kuşağı diye bir şey. O çok önceden kaldı. Çok önceden kaldı. Ama hani eğer bir kıyas yapacak olursak gerçekten ben bunun bizim tüm yönetimlerimizde bir sürü gencimiz var ve genel başkanımız da çok iyi takip ediyorlar. Devam edecek olursam gençlerle ilgili bu eğitimle, aslında eğitime de bağdaşıyor. Yani gençlerin tam 23 yaşlarında hayata başlayacak dönemde bir mülakatla karşı karşıya geliyorlar. Evet.
Yani bizim partimizin olmazsa olmaz bugün iktidara geldiğimizdeki ilk yapacağımız eğitimde ve gençlerin önüne açabilme adına mülakatı kaldıracağız. Aynı zamanda YÖK'ü de kapatma, tabii yerine YÖK'te bir şeyi var ama YÖK'ün de yerine yeni bir kurum, gerçekten tarafsız ve bağımsız bir kurumu getirmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi son sorumuza geldik. Süre çok çabuk aktı bana ne sonra. Kadar oldu Cevim? Ne yani kadar? Bir saat tamamlıyor gibiyiz. Tabii ki oldu. Şimdi son sorumu sorarak programı son vermek istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan yakın zamanda Kırklareli'yi ziyaret edecek mi efendim? Evet. Geçen ay Genel Başkanımızla bu konuyu istişare ettik. Lüleburgaz ilçe başkanlığımızın açılışına kendisini davet ettik. Evet. Muhtemelen tarih çok net değil belki ama Aralık 11 gibi söz kestik. Umarım, söz kestik. Evet, tamam. Evet. Umarım Aralık'ın 11 gibi kendisini buraya getireceğiz. Evet. Tabii o güne kadar daha çok şey değişir. Sizlerin de mutlaka haberi olur gelişmelerden. Tabii ki bekliyoruz. Bu arada ayaklarınıza sağlık. Biz Trakya buradaki yeni medya grubu adına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz efendim. İnşallah ben sürçülisan ettiysek affola diyorum. Estağfurullah efendim. Bütün vatandaşlarımıza buradan iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Hep böyle diyorlar. Yarın geleceğiz diyeni de duyduk. Gelmediler. İnşallah gelirler. Biz geliriz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.